Bana bak Kerem, çıkar beni buradan, çıkar. Ben senin abinim, ne yaptım ben, beni niye hapse atıyorsun? Çıkar diyorum sana, çıkar. Hayır abi, çıkartmayacağım seni. Sen bir suçlusun, o yüzden de burayı hak ediyorsun, anladın mı? Hem de benim yerime göz koyarsan böyle olur işte. Attırırım seni içeriye, anladın mı? Hepsini polis olacağım diye yaptın değil mi lan, kıskandığın için? Ulan var ya, sen kardeş değil kalleşsin lan, kalleş. Göstereceğim lan sana gününü. Bana bak, sinirlendirme beni. Allah'ım yarabbim. Bak var ya, şimdi hücre yaptırırım seni. Sen kimsin be, kimsin? Gel lan adamsan, çıkart beni de ağzını burnunu kırayım senin. Ulan göreceksin lan, bir gün buradan çıkacağım ve seni hapse atacağım, göreceksin. Konuşma be, konuşma. Sana 3 gün yemek yok lan, 3 gün yemek yok. Aç kal burada da aklın başına gelsin. Senin açlığın diline vurmuş. Gidiyorum ben be, gidiyorum. Allah Allah. Göreceksin lan, istersen 3 değil 3000 gün yemek verme. Bir gün buradan çıkacağım, polis olacağım. O zaman da seni hapse atacağım, göreceksin lan kalleş Kerem. Ulan Kerem amca, Kerem amca neredesin lan? Bu ses de ne? Kamil yeğenim, ne oldu, ne oldu, niye geldin, ne istiyorsun? Ulan sen nasıl amcasın, nasıl kardeşsin, babamı nasıl hapse atarsın lan sen, nasıl? Ulan var ya, gebertirim lan seni. Kamil, ben senin amcanım, doğru düzgün konuş. Senin baban suçluydu, o yüzden de hapse attım. Hadi be oradan, babamı kıskanıyordun. Çünkü babam yakın zamanda senin yerine geçecekti. Sense normal bir memur olacaktın, o yüzden kıskandın babamı. Ulan yeter lan, nedir sizin böyle benden çektiğiniz? Yeter lan, ne bu benim sizden çektiğim? Babalı Allah, yürüyün gidin lan. Seni de hapse atarım bak şimdi, anladın mı beni? Allah'ın hükelaveli de. Göreceksin sen var ya Kerem amca, göreceksin. Hapse tıktıracağım lan seni, hapse. Çıkart lan babamı çabuk. Oğlum bak, defol git, yoksa seni de babanın yanına yollarım, anladın mı? Defol git diyorum sana, hadi yaylan yalla. Yeter lan, göstereceğim sana. O zaman ben gidiyorum, al bakayım sana. Ne yaptın lan sen, ne yaptın? Göstereceğim gününü sana, gel lan buraya, gel buraya. Eşşi ol eşek, göreceksin gününü. Koçum benim, nasıl tokat yapıştırdı Kerem'e, aferin. Aferin oğluma. Babamı oradan çıkartmam için yardım almam lazım. O yüzden fakir amcalara gideyim. Bana bir tek onlar yardım edebilir yani. Fakir amca sonuçta belediye başkanı. Fakir amca, fakir amca. Neredesin, yardım et bana. Hadi oğlum sür şunu ya, kapı çalıyor. Kamil geldi. Kamil evladım, canım çocuğum benim. Ne oldu ya, ne oldu? Fakir amca, bu gerizekalı benim Kerem amcam babamı hapse attı ya, hapse, hem de suçsuz yere. O yüzden onu çıkartmam lazım, ne olur yardım edin bana. Allah Allah, Kerem'e bak sen, Kemal'i hapse mi atmış, hem de suçsuz yere? İyi de niye öyle bir şey yapsın ki, niye yani? Çünkü babam emniyet müdürü olacaktı. Yani Kerem amcadan da daha üstün bir pozisyonda olacaktı. Kerem amca da bunu yediremedi. O yüzden ona bir pusu kurup onu hapse attırdı, suçsuz yere. Bak sen şu Kerem'e, Allah'ım yarabbim, yediremez o tabi, yediremez. Bunca yıllık Kerem komiser yani. Allah'ım yarabbim, merak etme oğlum, çözeceğiz bu işi. Ne olur fakir amca yardım edin yani. Lütfen çıkartın babama. Yoksa babam hapislerde çürüyecek o salak yüzünden. Merak etme, ben bir telefonla çözerim bu işi. Müfettiş yollayacağım oraya, müfettiş. Eğer baban gerçekten suçsuzsa çıkacaktır, merak etme. Çok sağ ol fakir amca, çok sağ ol. Allah razı olsun. Yürü bakalım, şurayı bir teftiş edelim. Burada bir yamuk bir durum var mı? Belediye başkanı öncelikle rica etti yani. Senin ekstra bildiğin bir durum var mı bakayım Necmi? Vallahi efendim, Kemal diye biri burada suçsuz yere yatıyormuş benim bildiğim kadarıyla. O da Kerem komiserin kardeşiymiş. Ne? Suçsuz yere yatıyor muymuş? Ulan Kerem komiser, öyle bir şey varsa bitirdim lan seni. Aman efendim, hoş geldiniz. Buyurun buyurun müfettiş bey, buyurun, içeride ağırlayalım sizi efendim. Merhaba Kerem, nasılmış bakalım bu karakolda durumlar, bakalım bakalım. Buyurun efendim, ne ikram edelim? Çay, kahve, oralet, ondan sonra kola, fanta, ne istersiniz? Şu anlık bir şey istemiyorum, burada bir şikayet aldık, onun üzerine geldim yani Kerem. Ne şikayet mi? Ne şikayeti ya? Allah Allah, bizim karakolumuzda her şey normaldir yani. Göreceğiz bakalım, şöyle bir önce bir temiz mi bakalım şuralar. Şu hapishane temiz mi bakayım? Nasıl böyle, içeride örümcek ağları var gibi. Yok yok, çok temizdir buralar efendim, merak etmeyin ya. Baksanıza, ne örümcek ağı yani. Görmüyor musun kardeşim örümcek ağlarını hapishanenin içinde? Bu adam burada nasıl yaşayacak böyle? Ulan Kerem, şimdi nane yedin oğlum şimdi. Burası çok pis müfettiş mi?
Bey. Hemen burada suçsuz yere yatıyorum. Ne olur çıkarın beni. He, yalan söylüyor yalan. Suçsuz yere yatmıyor. O hırsızlık yaptı. O yüzden attım onu hapse. Müfettiş Bey. Göreceğiz bakalım yaptı mı yapmadı mı. Bu adam burada örümcek ağları içinde suçsuz yere yatıyor büyük ihtimal. Aynen öyle müfettiş bey, ne olur yardım edin bana, kurtarın beni. Polis olacağım, müfettiş olacağım, müdür olacağım diye beni buraya tıktırdı suçsuz yere. He, müdürüm inanmayın, külliyen iftira, vallahi da billahi da iftira, hırsızlık yaptı hırsızlık. Yalnız Kerem komiser, biz gerçek suçluyu yakaladık. Hem de geldi bize elleriyle teslim oldu. Ben yaptım, bu adam suçsuz yere yatıyor, vicdanım rahat değil diye. Ne? Gerçek suçluyu yakaladınız mı? Gerçekten mi ya? Of of, nasıl yani? Nerede? Tam arkanda. Selamun aleyküm kardeş. Ben Mehmet. Karabasan Mehmet. He, gerçekten de yakalamışlar. Senin ne işin var oğlum burada? Nasıl yakalandın? Çok konuşmayın. Anlat bakayım. Karabasan Mehmet ne yaptırdı bu Kerem komiser sana? Vallahi müfettiş bey bana dedi. Böyle böyle suçlu bu adamın aynı kıyafetlerinden giyeceksin dedi. Sonra dedi birinden çalacaksın bir şeyler dedi. Ben de gittim en iyi bildiğim işi yaptım yani. Üstüne üstlük bana da 20 bin lira para verdi. Hapiste yatmayacaksın dedi. Ben de niye kabul etmeyeyim? Ettim tabii ki. ne diyeceksin bakalım Kerem komiser bu konu hakkında? He? Var mı bir savunman? Aha Kerem, şimdi naneyi yedin oğlum. Naneyi şimdi yedin. Müfettiş bey, ben bu adamı tanımıyorum. Yalan söylüyor ya, yalan söylüyor. Gerçekten ben hayatımda hiç görmedim böyle bir adamı. Allah'ım yarabbim. Yalan söyleme be, yalan söyleme. Allah Allah. Kerem komiser, seni polislikten atıyorum. Üstüne üstlük hapse de atıyorum. Artık hapiste kalacaksın. Buranın, bu şehrin yeni emniyet müdürü artık Kemal. Hayır, hapse mi atacaksınız? Kemal müdür mü olacak? Hayır ya, ne olur müfettiş bey yapmayın bunu, yapmayın. Konuşma lan konuşma. Mesleği kötü kullanmaktan seni hapse atıyorum. Kardeşini bunu yapan başkasına neler neler yapar eşşu ola eşek. Ah be, artık özgürlüğüm, özgürüm, özgür ve polis oldum. Bu şehrin emniyet müdürü benim artık, benim. Evet Kemal, tebrikler. Merak etme, adalet her zaman iyinin yanındadır, suçsuzun yanındadır. Teşekkürler müfettiş bey. Bu Allah'ın cezasına cezasını verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne olur çıkardın beni, ne olur. Abi, vallahi ben şaka yapmıştım ya. Yoksa ben seni hapse atar mıydım? Kamera şakası bu, eşek şakası. Hala daha konuşuyor. Böyle kamera şakası mı olur lan? İnsan abisini hapse atar mı lan? Ulan sen ne biçim bir adamsın, vicdansız köpek. Artık bundan sonra ben istediğim kadar içeride kalacaksın oğlum. Eğer ağlamaya başlarsan döverim seni. Anladın mı? Ağlamayacaksın içeride. Arkadaşlar ne olur. Arkadaşlar ne olur yorumlarda yazın ya. Ne olur çıkartsınlar beni. Çıkartmamı isteyenler yorum atsın. Hadi arkadaşlar yorumlarda yazın. Çıkayım mı çıkmayayım mı? Tamam lan. O zaman böyle bir anlaşma yapalım. Arkadaşlar ya. Hadi yorumlara yazın bakalım. Sizce Kerem komiseri hapisten çıkartayım mı çıkartmayayım mı? Çıkartmamı isteyenler bir yazsın, çıkartmamamı isteyenler iki yazsın. Hadi bakalım. Oley be oley, sonunda be sonunda, işte bu canım aşkım çocuklarım buraya gelin. He, ay Kemal ne yapıyorsun aşkım ya, delirdin mi, ne bu hareketler böyle? Aşkım polis oluyorum, polis, işte bu be, işte bu, bugün emniyet müdürü olacağım, adamları geleceğim tam da böyle döveceğim işte. Ne? Polis mi olacaksın? İyi de babacığım, Allah Allah, buranın emniyet müdürü Kerem amca değil mi yani? Sen nasıl olacaksın ki? Oğlum Kerem amcanız istifa etmiş, onun yerine ben geleceğim ben. Sonra da çok zengin olacağız, çok zengin. İyi de Kemal, sen polislik yapabilecek misin? Bir de müdürlük yani. Allah Allah, nasıl becereceksin bu işi? He, aşkım ne var ki polislikte? Allah Allah, görmüyor musun? Hayvan gibi adamım. Sonra geleceğim hırsızlara bam diye bir vuracağım, görecekler. Oh be, zenginlik gibisi yok vallahi. Lan Necmi, bu Necmi, çabuk buraya gel Necmi. He, geldim efendim, buyurun. Buyurun efendim, ne yapayım sizin için? Of ya Necmi, şu tuvalete çok pis kakamı yapmıştım da sifonu çekmeyi unutmuşum. Gitce onu çek bakayım hadi. Ne kakamı? Peki Kerem Bey, atayım. Bu da ne lan, bu da ne? Allah'ım yarabbim, bu ne Kerem Bey? Bu sizin kakanız mı? Oğlum ne var lan, ne var? Allah Allah, iki gündür tuvaletimi yapamıyordum yani. Çek şu sifonu ya, çek şunu. Çok iğrenç kokuyor.
Nasıl kaka? Allah'ım yarabbim ya. Ağzı var, yüzü var, gözü var. Bu ne böyle ya? Bu ne böyle? Utanmasa konuşacak şimdi. Kerem Bey, Kerem Bey. Yine emniyet müdürü belli olmuş efendim. Belli olmuş. He? Belli olmuş mu? Kimmiş lan o? Kimmiş? Oğlum var ya, bitireceğim lan onu. Kimmiş o? Kerem Bey, kardeşiniz Kemal Bey yeni emniyet müdürü olmuş. Ne? Allah'ım yarabbim, Kemal abi sen nasıl yani? Ulan var ya, göstereceğim lan sana, göstereceğim. Beni karşına almaktaymış, göreceksin. Efendim ne yapalım yani? Çabuk arabaları hazırlayın, çabuk çıkıyoruz, çabuk dedim size. Tamamdır efendim, emrederseniz hemen hazırlatıyorum. Ulan Kemal abi bu dünyayı var ya dar edeceğim sana, dar. Göreceksin lan, göreceksin. Evet Ferhat, herkes hazır mı ha? Herkes hazır mı? Evet efendim, herkes hazır. Arkadaşlar hazır mıyız? Her şey yolunda burada. Herkes hazır efendim, çıkalım mı yola? Yürüyün bakalım, yürüyün. Şimdi naneyi yedin Kemal, şimdi göstereceğim sana. Kimse konvoydan ayrılmasın, kimse. Herkes devam etsin. Yeni görevin hayırlı olsun Kemal. Hadi bakalım nice başarılara, yüzümüzü kara çıkartma aslanım benim. Çok sağ olun efendim, merak etmeyin, bu görevi layığıyla yerine getireceğim. Sağ olun efendim, sağ olun. Bu arada Kerem'e dikkat et. Kerem, sen müdür olduğun için çok fena şeyler yapacak bu şehirde. Anladın mı? Merak etmeyin efendim, benim olduğum şehirde kimse hiçbir şey yapamaz. Sen yine de Kerem'i küçümseme. Hadi bakayım, kolay gelsin. Yürü bakalım, yürü. Kemal Bey'le bir konuşalım bakalım. He? Bu sesler de ne? Ne oluyor karakolun önünde? Allah'ım yarabbim, bu kadar arabada ne iş var? Bir şeyler oluyor. Girelim bakalım şöyle. Selamun aleyküm gençler, kolay gelsin. Nerede lan müdürünüz, nerede? He? Kerem, ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun, delirdin mi? Ahan da kendisi geldi. Gel bakalım buraya Kemal Bey, gel bakalım. Kerem, ne yapıyorsun lan sen? Mahkeme oldun oğlum benim başıma. Beni batıracak mısın lan? Ben buranın yeni emniyet müdürüyüm. Delirdin mi oğlum sen? Hayırlı olsuna geldik abicim, hayırlı olsuna. Merak etme, bu şehir benden sorulur hala. Sen istediğin kadar emniyet müdürü ol. Bana bak Kerem, bu şehirde yanlış bir iş yaparsan tıkarım seni hapse. Anladın mı? Tıkarım. Gençler ne diyor, duydunuz mu? Hapse atacakmış beni. Kerem abimi hapse atana var ya, bu şehri zindan ederiz lan, bu şehri yakarız oğlum. Kimse Kemal abimin kılına bile dokunamaz kardeşim. Bunu herkes duysun, tamam mı lan? Ne istiyorsun Kerem, ne istiyorsun? Allah'ım yarabbim, ben senin abinim bir kere, abinim. Şu anlık bir şey istemiyorum. Sadece ayağını denk al, yoksa yerden kaydırmayayım ayağını, anladın mı? Hadi çocuklar yürüyün gidelim. Ulan Kerem, elinden geleni ardına koyma, göreceksin. Göreceğiz, göreceğiz. Hadi çocuklar yürüyün. Ulan var ya, göstereceğim lan sana gününü, göstereceğim. Bana bakın çocuklar, bu gece operasyon düzenleyeceğiz, anladınız mı? O Kemal Efendi'yi alacağız, buraya getireceğiz. Ondan sonra da dünya kaç bucakmış, göstereceğim ben ona. Efendim ya, zorluk çıkarırsa öldürelim mi, ne yapalım? Hadsiz, ne diyorsun lan sen? Sen kimsin lan benim abimi öldüreceksin? Ulan var ya, gebertirim lan seni, gebertirim. Pardon abi, yanlışlıkla çıktı ağzımdan, gerçekten özür dilerim. Neyse hadi gidin alın getirin bakayım abime, hadi çabuk olun. Eğer bir kişi bile görürse sizi var ya mahvederim, anladınız mı? Mahvederim sizi. Ulan gerizekalı, sus lan sus, adam uyanacak şimdi, Allah'ım yarabbim. Ne bağırıyorsun lan, ne bağırıyorsun, adam uyanacak şimdi, sus sana gerizekalı, yavaş yürü, konuşma. Ne oluyor lan, aşağıdan sesler geliyor, Allah'ım yarabbim, biri mi girdi acaba? Ben şimdi gösteririm onlara, gelin lan buraya, gelin. Neredeler, hani işte burada kimse yok, burada ne, kapı açık burada, Allah'ım yarabbim, biri girmiş içeriye. Tam zamanı, şimdi bittin Kemal, al bakayım sana, işte bu. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Neredeyim? Bırakın lan beni. Elimi ayağımı çözün Kerem. Arkadaşlar, Kemal'i kurtarmamız için bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olmamız lazım. Hadi bakalım, herkes kanala abone olsun. Kemal'i kurtaralım. Hoş geldin abicim, hoş geldin. Ne oldu lan, ne oldu? Bana artistlik yapıyordun. Bana artistlik yapanın var ya, bu dünyada sonu gelir. Kerem, ne yapıyorsun oğlum? Ben senin abinim lan, abinim. Allah'ım yarabbim, delirdin mi sen?
Sen benim abim falan değilsin, anladın mı? Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Benim bu dünyada artık kimsem yok. Kerem saçmalama, biz kardeşiz ya kardeşiz. Çoluğun çocuğun var senin, benim de var, ne olur bırak beni. Ölürken çoluğun çocuğun da yanında olsun diye onları da getirdim abicim, merak etme. Babacım, babacım, ben geldim. İyi misin babacım, iyi misin? Olamaz ya, olamaz. Kerem amca bırak babamı. Babacım merak etme, biz geldik. Kerem amca bıraksana babamı. Ne biçim bir adamsın sen? Kerem amca babamı bırak, yoksa çok kötü olur, anladın mı? Lan Kerem, bunun hesabını soracağım lan sana. Çocuklarımı bile getirmişsin. Lanet herifin tekisin oğlum sen. Bir tek onları değil, karını da getirdim. Karını da. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Ne demek karımı da getirdim lan? Ulan gebertirim seni. Ay merhaba çocuklar. Sonunda buradasınız ha. Her şeyi öğreneceksiniz yakında. Ceren, ne işin var senin burada aşkım? Allah'ım yarabbim, ne yapıyorsun sen burada? Ne aşkımı be? Aşkım falan deme bana. Ben artık Kerem'in karısıyım, anladın mı? Senin gibi bir salağın değil. Duydun mu cevabı Kemal? Allah'ım yarabbim, olamaz, rüyamı görüyorum ben. Allah'ım ne olur rüya görüyor olayım, böyle bir şey olamaz. Oldu bile Kemal, senin gibi ezik bir emniyet müdürüyle evleneceğimi sanmadın herhalde. Anne ne diyorsun sen anne, Allah'ım yarabbim, hayır ya, olamaz böyle bir şey. Evet ya, ben de babam çok mafya olsun isterdim, ben de senin gibi baba istemiyorum, ben de artık Kerem amcanın kızıyım. Kızım ne diyorsun sen, saçmalama, sakın gitme oraya, kal burada. Ne oldu Kemal? Kimsesiz kaldım. Bir tek oğlum var. Tabii o da artık benim oğlum olmazsa. Tüm aileni elinden alacağım. Elinden. İşte böyle tek tek alacağım. Oğlum sen beni terk etmeyeceksin değil mi? Beni bırakmayacaksın. Vallahi koçum, artık ben de senin gibi ezik, fakir bir baba istemiyorum. Artık babam değilsem, benim babam belli ya. Onun yanındayım ben. Olamaz, tüm ailemi kaybettim. Hayır ya, bu çok kötü bir rüya olmalı. Ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun Kerem? Aileni elinden alıyorum, her şeyini elinden alıyorum, anladın mı? Buranın sahibi benim, bu şehrin sahibi benim. Her istediğimi yaparım ben, şimdi anladın mı? Evet, o yüzden yani Kerem'e itaat edeceksin, anladın mı? Anladın mı, yoksa ölürsün. Hayır, itaat etmeyeceğim Kerem'e. Hayır, böyle bir şey olmayacak. Bırakın beni, bırakın. Bunlar gerçek olamaz, olamaz. Hayır, olamaz böyle bir şey. Hayır, hayır. Oh, aman yarabbim, çok kötü bir kabus gördüm. Olamaz ya, of. Kemal, aşkım ne oluyor? İyi misin? Ne dedin? Bir kabus mu gördün? Ne oluyor? Evet aşkım, çok kötü bir rüya gördüm. Allah'ım yarabbim ya. Neyse yat uyu bakalım sen, yat uyu. İyice delirdin sen de ya, delirdin. Gençler hadi yine iyisiniz. Güzel parayı bulduk bugün. He patron, ne parası bu, para mı? Allah Allah. Aynen patron, bir bankayı daha soyacaktık, unuttun mu? Soyacağız tabii koçum, ne sandın? Allah Allah. He patron, Kerem komiser bu. Kerem komiser, olamaz, tutuklayacak bizi, baskoza. Durun bir durun, tetikleyemez oğlum. Ne yaptık ki biz? Allah Allah. Sakin olun ya, heyecan yapmayın, halledeceğim ben şimdi. Ali kardeşim, oğlum, in şu arabadan da bir konuşalım. Konuşmam gerekiyor seninle. Ne konuşacaksın Kerem komiser? Allah Allah, ben bir suç işlemedim ya. Ne yapmaya geldim buraya? Bak Ali, in diyorum. Seni tutuklamaya falan gelmedim. Konuşmaya geldim. İn hadi in. Patron bence yalan söylüyor. İndiğin anda tutuklayacak seni. İnme. Yok yok Kerem komiser, öyle şeyler yapmaz. Merak etmeyin, konuşup geleceğim ben. Beyer indik Kerem komiser. Ne oldu ya, ne oldu? Söyle çabuk, acelem var benim, gideceğim. Bak Ali, sen burada daha mafyacılık yapıyorsun ama annenin ne hallere düştüğünü bilmiyorsun. Yazık kadına yazık. Sen burada paralar çalıyorsun, annen canıyla cebelleşiyor. Kerem komiser, ne diyorsun lan sen, ne diyorsun? Ne cebelleşmesi, ne canı? Annem gayet iyi durumda benim. Kadın senin yüzünden. İyi de benim ne işim var ki bununla yani? Ben ne yaptım kardeşim, ne yaptım ben? Ne mi yaptın? Her yeri soyuyorsunuz. Bir türlü sizi yakalayamıyorum. O yüzden de annen hasta oldu yani, hasta. Seni bu işlerden uzak tutmak istiyor. Hapse girmeni istemiyor. O yüzden de tedavisi olmayan bir hastalığa tutuldu. Yakında ölecek annen, ölecek. Kerem komiser, ne diyorsun sen? Nasıl yani, annem ölecek mi? Nasıl? Hayır. Bence bu şeyleri bırak ve artık son günlerinde annenin yanında kal, anladın mı? Annenin ömrü az. Olamaz, olamaz. Tamam Kerem komiser, tamam. Git buradan şimdi, git.
Patron ne yapıyoruz? Soyuyor muyuz bankayı? Allah Allah, ne yapıyorsun sen bir saattir? Hayır, hiçbir yeri soymuyoruz. Çabuk, zaten sizin evinize geldik. Çabuk inin diyorum size, çabuk. He? Ama patron, daha banka soyacaktık. Neden yani, neden? Size çabuk inin diyorum, yoksa hepinizi öldürürüm. İnin lan şu arabadan, inin. Kaçın beyler, kaçın. Patronun kafası attı, öldürecek bizi. Kaçın. Olamaz anne, geliyorum. Geliyorum anne, dayan anneciğim. Merak etme anne, iyileşeceksin. Geldim anne, geldim, merak etme. Anne, anne, geliyorum anneciğim. Anne, iyi misin anne? Ben geldim, ben geldim anneciğim. Uyan, uyan anne. He, Ali, sen mi geldin oğlum? Sonunda geldin. Geldim anneciğim, geldim. Ne oldu sana böyle, ne oldu? Ali, oğlum, annen bir hastalığı var yani. Artık tedavisi de yok. Ölecek annen yakında, ölecek. Evet oğlum, çok yakında öleceğim ben. Hastalığım var, hem de tedavisi yokmuş. Nasıl yokmuş anneciğim? Ben seni en iyi doktorlara, en iyi hastanelere götürürüm. Bir şey olmaz, iyileşirsin. Hayır oğlum, en iyisine de gittik ama tedavisi yokmuş. Belki sen bu işleri bırakırsan belki iyileşebilirmişim. Tamamdır anneciğim, bırakacağım bu işleri. Söz veriyorum, senin yaşaman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Doğru düzgün bir iş, bir evlilik, bir hayat kuracağım. Söz veriyorum. Artık kimse benden korkmayacak. Herkes bana saygı duyacak. Saygıya, o yüzden. Aferin oğlum. Belki bunları yaparsan belki ben de iyileşebilirmişim. Aferin benim aslan oğlum. Sonunda doğru yola döndün demek. Canım oğlum benim. Canım oğlum. Evet babacığım. Yüzünüzü kara çıkartmayacağım. Merak etmeyin. Artık gerçek güzel bir hayatım olacak. Çıkayım da iş arayayım bari. Hı? Beyler ne yapıyorsunuz burada ya? Ne yapıyorsunuz? Allah Allah. Ne oldu? Patron, sonunda çıkabildin. Allah Allah, banka soymaya gidecektik. Unuttun mu? Hadi gidelim. Ne banka soyması? Ben artık bu işleri bıraktım. Anladınız mı? Herkes kendi başının çaresine baksın. Ne yapıyorsanız yapın. Artık ben yokum. He, patron, yok musun? Ne? Allah'ım yarabbim, o zaman kendi başımızın çaresine bakacağız. Yürüyün gidelim, biz soyalım. Aynen, doğru söylüyorsun. Yürü, biz gidip soyalım bari. Ne yapacağız başka? Aynen, siz gidin, ne yapıyorsanız yapın. Bundan sonra da beni bu işlere karıştırmayın, anladınız mı? Bıraktım ben bu işleri. Tamamdır patron, merak etme sen, bir daha sana gelmeyiz. Şimdi iş bulunacak, saygınlık kazanacak, kız bulunacak. Hadi bakalım. Şöyle geleyim, burası Necmi'nin yeri zaten, tanıyor beni. Necmi, hayırlı işler Necmi abi. Bir şey diyecektim ya, ben buraya çalışmaya geldim de iş var mı sizde acaba? Mafyoli iş mi? Ne iş oğlum, delirdin mi sen? Allah'ım yarabbim, her ay bizden haraç kesiyorsun sen. O işler eskide kaldı, özür dilerim. Artık ben o işleri bıraktım, iş arıyorum. Ne olur iş ver bana. Hey arkadaşlar, daha çok video gelmesini istiyorsanız videoları baştan sona kadar izleyip bana destek olun. Hadi bakalım, ailemizi daha çok büyütelim. Videolarımızı baştan sona kadar izleyelim. He, demek artık mafya değilsin, he? İş arıyorsun. Ulan var ya, o kadar soydun sağına çevirdin lan beni. Yoksa işmiş, defol git başka bir yerde bul. He, Necmi abi öyle mi? Peki kusura bakma tekrardan, özür dilerim, kolay gelsin. Ulan adam haklı, nereden iş bulacağım ben ya? Kimse iş vermez ki bana, herkese bir kötülüğüm oldu. Ne yapacağım ben ya, kimse bana iş vermiyor. Of ya, of, işsiz kaldım. Annemin isteklerini yerine getiremeyeceğim ya, of. İş bulup saygınlık kazanıp bir tane de kız bulup evlenmem lazım. Ne yapacağım ya, ne yapacağım? İşe geç kalacağım şimdi ya, of of. Hı? Ali değil mi bu? Ali oğlum, ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun burada tek başına, niye oturuyorsun? Ne yapayım Kerem komiser, attırmaktan başka yapacağım hiçbir şey yok. Her yere gittim ama kimse beni iş almıyor, mafyali olduğum için. Kimse inanmıyor bana. Demek öyle, nasıl ya, kimse nasıl almaz işe? Almıyorlar işte Kerem komiser, almıyorlar. Sen bizden zamanı da haraç aldın, her şeyi yaptın diyorlar, almıyorlar beni işe. Annem bir liste verdi, onları yapmazsam çok üzülür. Önce dedi ki iş bul dedi, sonra saygınlık kazan, bir tane de kız bul, evlen dedi. Demek öyle dedi ha. Üzüldüm şimdi ya. Ne yapacağız ki? Aslında benim bir fikrim var. Bir fikrin var mı? Ne yapacaksın ki Kerem komiser? Ne fikri o? Ne olur söyle. Çok ihtiyacım var. Eğer bana söz verirsen bir daha böyle şeyler yapmayacağına, gerçekten iyi bir insan olacağına, seni polis yapabilirim. Polis.
Nasıl yani? Ben şimdi polis mi olacağım? Gerçekten mi? Aynen öyle. Hem polis olduğun için herkes sana saygı duyar. Anladın mı? Herkes saygı duyar sana. Tamamdır Kerem Komiser. Yemin ederim bir daha hiçbir şey yapmayacağım. Sadece iyi bir insan olacağım. İyi bir insan, insanlara yardım edeceğim. Yeter ki beni polis yap. Ne olur ya, ne olur. Bütün suçluları yakalayacağım. Herkese yardım edeceğim. Söz veriyorum. Tamamdır. Yürü o zaman bakalım benimle. Yürü hadi. Arkadaşlar herkes bir saniye buraya baksın. Aramıza yeni biri katıldı. Herkes buraya baksın. Kerem ne oluyor aşkım? Kim bu? Kim bu? Mafyalı değil mi? Neden getirdin onu buraya? Hayır aşkım, dinle ya, dinle. Artık Ali polis oldu, anladınız mı? Polis bütün kötü işleri bıraktı. Artık bizimle beraber çalışacak, anladınız mı? Benim yardımcım olacak artık. Ne? Ali mi? Oha, işte bu. Geldi canım aşkım benim. Kaç yıldır ona aşığım ben, ona evleneceğim onunla. Kerem komiserin kızı da burada. İşte bu be, işte bu. Kaç yıldır aşıktım ona. Bir kere istedim, vermedi Kerem komiser mafya olduğum için. Artık polis oldum, artık onunla evlenebilirim. Tebrikler Ali, aramıza hoş geldin. Bravo, bravo, alkışlayalım beyler. Bravo Ali. Teşekkürler arkadaşlar, ben de çok memnun oldum buraya geldiğime. Çok sağ olun. Ali oğlum gel artık gel. Anneciğim anneciğim, bak kim geldi? Ben geldim, sana birini daha getirdim canım annem. Ali sen mi geldin oğlum? Canım oğlum benim, hoş geldin. Kimi getirdin? Anne sana gelinini getirdim, bak gelinini getirdim. İşte bu benim karım, artık karım, evlendim ben. Ne, evlendin mi? Alsana oğlum, benim dediğim her şeyi yapmışsın. Aferin sana canım oğlum benim. Merhaba efendim, tanıştığıma çok memnun oldum. Anneciğim ayrıca müdür oldum ben, müdür. Karakolda müdür oldum, artık bu şehir benden soruluyor. Anladın mı? Çok büyük bir müdür oldum ben sonunda. Canım oğlum benim, biliyordum başaracağını, biliyordum. Arkadaşlar bakın, babam yeni araba aldı ya, bana yeni araba. Daha bugün aldık yani. Bir gün önce de bir tane daha almıştık, şimdi bir tane daha aldık. Nasıl, güzel mi? Kardeşim arabaya bak. Oha be, çok güzelmiş oğlum. Daha dün yeni bir tane sıfır model lüks araba aldınız. Niye bir tane de şimdi aldınız ki? Oğlum paramız var, alıyoruz. Allah Allah, görmüyor musun kıyafetlerim oğlum? Görmüyor musun altın kolyemi? Vay be, gerçekten de çok güzelmiş kardeşim. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Aynen öyle vallahi kardeşim, gerçekten çok güzelmiş de baban neden tekrar bir araba aldı ki yani? Kardeşim bugün doğum günümdü, dün de öylesini aldık, bugün de doğum günüm diye. Size ne aldı yani Kerem komiser doğum gününüzde? Ne aldı? Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyenler ve kanala abone olup videoya like atanlar inşallah annesi ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım videoya devam edelim. Şey aldı kardeşim. Bir tane yeni şapka aldı, şapka. Polis şapkası. Şey bana da bir tane yani yeni asker forması almıştı asker, aynen. Oğlum bunlara para mı diyorsunuz lan siz? Siz bunlara hediye mi diyorsunuz? Bu ne oğlum böyle? Oğlum sizin bu Kerem komiser var ya, babanız harbiden tam bir fakir ya. Yok kardeşim, aslında benim babam çok zengindir ya. Koskoca emniyet müdürü yani, çok zengin de öyle biz pahalı hediyeler sevmiyoruz, ondan yani. aynen kesin ondandır. Arda hadi atla kardeşim, gezelim biraz ya, gezelim. Burada var ya vallahi refah seviyem düştü, bunlar çok fakir ya. Ne, gezelim mi? Tamam kardeşim hadi gezelim gezelim. Ben süreyim mi ya, ben süreyim. Hadi lan oradan çarçan şimdi. Bir ömür çalışsan Allah'ım yarabbim ödeyemezsin lan bana. Yürü hadi gidiyoruz biz gençler, iyi takılmalar size. Ulan arabaya bak be, adam bizle dalga geçti, yavaş yavaş gidiyor ya. Hadi sizi gidin fakirler, görüşürüz. Ulan ya dalga geçti lan adam bizle, dalga geçti kardeşim ya. Allah'ım yarabbim ya. Harbiden kardeşim, gidip biz de babamızdan bari son model araba isteyelim ya. Belki alır bize. Hadi gidelim. Baba ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun? Babacığım sana çok önemli bir şey söylemeliyiz ya, çok önemli. Çocuklar ne oldu ya, ne oldu? Çalışıyorum burada. Allah Allah, ne istiyorsunuz? Ya babacığım çok ufak tefek bir şey istiyoruz ya, çok ufak bir şey. Ya bebek polis sen söyle, ben söyleyemeyeceğim galiba. Oğlum söylesenize, ne istiyorsunuz? Allah Allah, ne oldu yine, bir şey mi oldu yoksa? Hayır babacığım ya, yani ufacık bir şey istiyoruz. Sadece bir tane lüks spor araba istiyoruz ya. Bize araba alsana, lüks olsun babacığım, yarış arabası.
He? Ufacık bir şey dediniz. Babaydı lan, bu mıydı? Oğlum delirdiniz mi siz? Benim maaşım belli, param belli. Nasıl alayım ben size süper lüks araba? Ya baba, sen bu şehrin Allah'ım yarabbim emniyet müdürü değil misin ya? Senin bir sürü para alman gerekmiyor mu yani? Ne demek alamam? Oğlum ben sadece yani müdürüm de ben o kadar para almıyorum ki. Biz yani fakir bir aileyiz kardeşim. Biz orta gelirli bir aileyiz. Nasıl alayım ben size bu arabayı? Ya babacığım, bana ne ya, bana ne? Rüzgar'ın babası almış yani. Hem de adam iki günde iki tane araba alıyor. Bana ne ya, bize de alacaksın araba. Bana bakın çocuklar, canımı sıkmayın. Hadi gidin, işim gücüm var. Allah Allah, böyle saçma sapan şeylerle uğraşamam. Hadi yürüyün. Ama babacığım ya, o adam bizle dalga geçiyor. Rüzgar ya, dalga geçiyor. Allah'ım yarabbim, doğum gününüzde ne aldı babanız diye sordu. Vallahi hiçbir şey diyemedik. Oğlum çünkü doğum gününüzde hiçbir şey almadım yani. Allah Allah, hiçbir şey almadı deseydiniz ya. Oğlum onun babası banka sahibi yani. Banka sahibi, tabii ki de alacak ya Rabbim ya. Yürüyün gidin hadi ya, yürüyün gidin. Yok benim param var, hiçbir şey alamam kimseye. Sen ne biçim babasın ya? Çocuklarına bir tane araba bile alamıyorsun. Rezil ediyorsun ya. Bu senin gibi babaya ya. Aynen öyle ya. Bize bir arabayı bile çok görüyorsun. Yürü gidelim kardeşim. Böyle baba olmaz olsun. He, çocuklar ne diyorsunuz siz? Allah'ım ya Rabbim, saçmalamayın. Buraya gelin. Allah Allah. Ulan zengin, ulan zengin. Senin yüzünden çocuklarım bana düşman oldu ya. Of, ne yapacağım ben şimdi? Param yok ki benim. Kimse benim çocuklarımla dalga geçemez. Ben bir şekilde o parayı bulacağım. Çok zengin olacağım. Çocuklarıma var ya bir sürü araba alacağım. Bir sürü her şeyi alacağım. Ama bunu kendi maaşımla yapamam. Bir şekilde bir şeyler yapmam lazım ya. Bir şeyler. Artık polisliği bırakacağım. Mafya olacağım. Mafya. Evet Kerem Gomsa. Gel dedin geldik. Görüşelim dedin görüştük. Söyle bakayım ne istiyor? İdris Bey, öncelikle teklifimi kabul ettiğiniz için çok sağ olun yani, çok sağ olun. Ben buraya aslında bütün mesleğimi, kimliğimi bırakarak özel bir şey görüşmeye geldim. Allah Allah, söyle bakayım ne istiyorsun sen yine, ne istiyorsun? İdris Bey, hepimiz bütün şehirdekiler gibi sizin mafya babası olduğunuzu biliyoruz. Bu şehirdeki en büyük ve en zengin mafya babası sizsiniz yani. Aman Kerem'cim, şaka mı yapıyorsun sen ya? Ne mafyası, ne zenginliği, tövbe yarabbim. Tamam da ya, biz iş adamıyız, iş. Merak etmeyin, sizi tutuklamayacağım. Ben artık bir polis değilim yani. Ben artık sizin aranıza katılmak isteyen biriyim. Anladınız mı? Beni de aranıza alın. Ben de mafya olayım. Hı, senin dilin ne söyler? Kurban oldum. Sen ne diyorsun bakayım ya? Sen hindi, mafya mı olmak istiyorsun bakayım? Aynen öyle yani İdris Bey. Beni de artık aranıza alın. Ben büyük bir mafya babası olmak istiyorum. Zengin olmak istiyorum artık, zengin. Polislikten bana hiçbir yarar yok yani. Sürekli eksiğe düşüyorum. Hiç para kazanamıyorum. Ne olur ya, ne olur. Bana da bir iş verin. Ben de mafya olayım. Şimdi sana inansam mı inanmasam mı? Arkadaşlar ya, doğru mu söylüyor bu Kerem komiser? Yorumlara yazın bakayım, gerçekten mafya mı olmak istiyor? Evet ya, evet, gerçekten mafya olmak istiyorum. Size bunu bir şekilde kanıtlayabilirim yani. Hı, nasıl kanıtlayacaksın bakayım sen bize? Allah Allah, ne yapabilirsin ki sen? Sizle zenginin arasındaki bankayla bir husumet var yani, biliyorum. Zenginin bankasına gidip onun bankasına çökebilirim. Bu ayki haracı alabilirim yani. Bu şekilde de bana inanmış olursanız. Tamamdır lan, git bu işi hallet. Vallahi da billahi da ne istersen yapacağım. Söz veriyorum bak. Ama önce yanıma yani birazcık adam verin yani, anladınız mı? Ben tek başıma gidersem zengin beni asla kale almaz. Tamamdır, kaç tane adam istiyorsan al git. Hadi bakayım, hadi çabuk ol. Bir saatim var vallahi, gelmedin mi var ya işini bitiriveririm bak. İyi arkadaşlar, bakın şuraya. Babam bana yeni helikopter aldı ya. Helikopter, nasıl helikopterim? Güzel mi? Özel helikopterim. Vay be, oha, gerçekten de çok güzelmiş ya. Baban ne kadar da zengin ya, ne kadar da zengin. Kardeşim şuna bak ya, adamın babası ne kadar zengin ya. Bize babamız bir araba bile almıyor, bisiklet bile alamıyor ya. Of. Kardeşim artık benim babam değil yani. İstiyorsan senin baban olsun. Benim öyle bir babam yok. Allah'ım yarabbim, fakir çulsuz baba mı olur ya? Oğlum bebek basker, bebek asker, bebek polis. Babanız size hiç hediye falan almıyor mu oğlum? Siz hep aynı çulsuz çulsuz geziyorsunuz. Kardeşim ya, bunların babası bunlara ne alacak? Bunlar fakirin teki ya, fakirin teki. Hayır ya, artık bizim babamız falan değil kardeşim. Biz onu babadan görmüyoruz yani. Bizi ilgilendirmiyor. Aferin zengin, adam olacaksın. Her hafta bu kadar parayı hazır et. Yoksa kiraları bozuşuruz, anladın mı? Tamamdır Kerem Bey, siz hiç merak etmeyin. Ben her hafta bu kadar parayı hazır edeceğim yani. Hiç sıkıntı yapmayın. Aferin aferin, yoksa olacakları biliyorsun. Hadi çocuklar gidelim. Bu kadar bugünlük racon yeter. Hadi bakalım. Patronu dinlemezsen başım belaya girer. Ona göre koç. Hadi bakayım, görüşürüz.
Ulan belaları ya, geldiler çöktüler ya. Ulan Kerem komiser bile mafya olmuş ya, mafya. Ulan var ya, bankamı batıracaklar ya, bankamı. Hadi bakalım yürüyün yürüyün. Sürün şu arabayı, takip edin beni. Hey çocuklar, arkanıza dönün. Baba ne oluyor ya, ne oluyor, ne oldu sana böyle, ne oluyor? Harbiden baba, bu arabalarda ne ya, ne oldu böyle, ne oldu senin kılık kıyafetine, sen polis değil misin? Çocuklar ben artık polis değilim, ben artık bu şehrin en büyük mafya babalarından biriyim, artık çok zenginiz, çok. Ne oluyor lan burada, ne oluyor oğlum, Allah Allah, bunlar fakir izin teki değil miydi ya, ne olmuş bu Kerem komisere? Ay galiba zengin olmuşlar, ne kadar da yakışıklı gözüküyor bebek polis ve bebek asker, şuna bakın. Oğlum bu kız da kim ki, zengin görürse ona yakışıklı diyor ya, deli midir nedir ya, tam bir para avcısı bu ya. Nasıl yani baba, biz şimdi çok mu zenginiz ya, çok mu zenginiz, gerçekten mi şaka yapmıyorsun değil mi bize? Aynen baba, doğruyu söyle bize ya, kandırmıyorsun değil mi bizi? Hayır çocuklar, kandırmıyorum, hatta bu arabalar da sizin yani, sizin, alın bakalım istediğiniz gibi kullanın artık. Buyurun bebek polis, bu araba sizin efendim, buyurun. Bebek asker bey buyurun, bu araba da sizin. Oha ya babacım, çok sağ ol ya, çok sağ ol, çok özür dileriz sana öyle davrandığımız için, gerçekten yani çok üzgünüz. Aynen babacım, bir anlık sinirle dedik onları ya, yoksa biz seni çok seviyoruz biliyorsun değil mi? Çok seviyoruz, asla öyle şeyler demeyiz yani. Biliyorum canım evlatlarım benim, biliyorum, bunları söylemenize gerek yok. Ben sizi bütün kalbimle seviyorum, bütün kalbimle. Bunların hepsi sizin için yani, sizin için, alın bakalım. Nasıl ya, şimdi bunlar zengin mi oldu? Hayır ya, hayır. Nereden zengin oldular böyle ya, nasıl ya? Oğlum senin de haberin yok mu oğlum? Sizin bankayı var ya, tokatlaya tokatlaya vallahi iflas ettirmişler ha. Her gün parasını alıyormuş oğlum senin baban bunun. Nasıl yani baba, sen şimdi Rüzgarların Bankası'ndan mı arası kesiyorsun? İşte bu bey, işte bu. Ne oluyor ya, siz bizim bankamıza mı çöktünüz? Ulan ya hayır ya, ne olacak şimdi, fakir mi olacağız biz ya, fakir mi olacağız? Evet Rüzgar, şimdi siz benim dediğimi yapmazsanız var ya, ölürsünüz, ölür. Aynen öyle Rüzgar, sen artık bizim emrimizde çalışan bir adamsın, anladın mı? Biz ne dersek onu yapacaksın, bizim artık getir götürümüzü sen sorumlusun. Aynen kardeşim, şu helikopter de çok güzelmiş ya, şununla bir tur atalım var ya, ben bunu beğendim, evimin çatısına koyduracağım. Hayır ya, bırakın helikopterimi, bırakın ya, bırakın helikopterimi, vermem size. Hayır ya, kurtarın beni, polis yok mu burada, imdat, hırsız mı? Oğlum sen artık naneyi yedin, naneyi. Eyvah babam geliyor, koş. Anne lütfen koru beni anne, ne olur. Arda lan buraya gel, kaçma lan, kaçma, gel buraya, göstereceğim sana gönlünü, gel buraya. Kime diyorum lan eşşoğlu eşek, gelsene buraya, döveceğim seni, döveceğim, gel lan buraya, buraya gel. Ya fakir ne oluyor aşkım ya, Allah Allah, delirdiniz mi, niye bağırıyorsun çocuğa ya, niye dövüyorsun, dövmezsin benim çocuğumu. Sen karışma Miray, biliyor hatasını, çok fena dayak yiyecek benden, gel diyorum buraya, gel salak seni, gelsene buraya. Ya ne oluyor ya, Allah Allah, bir şey misin beni, ne oluyor? Senin bu işe yaramaz salak oğlan yüzünden kaybettik maçı ya, kaybettik, kaybettik. Ya fakir o da çocuk ya, Allah Allah, ne yapmış olabilir futbolda, ne yaptı, sana mı saldırdı sanki? Hayır Miray ya, zenginlere kaybettik onun yüzünden, kaybettik, zenginler bizde çok fena dalga geçiyor, eşşoğlu eşek buraya gel. Hayır babacım ya, gelmeyeceğim ya, gelmeyeceğim, git başımdan. Ulan var ya, bittin lan sen, çabuk buraya gel, çabuk, gel diyorum sana, gel. Allah Allah, seni var ya, döveceğim lan, döveceğim. Ya fakir bırak çocuğu, ne olur hayatım ya, ne olur yani, alt tarafı bir oyun mu, oyun. Bana bak Miray, kapat yerini, yoksa gelir sıra sana, sana gelir sıra, bak kapat yerini, kapat. Tamam hayatım ya kızım, bir şey demiyorum, Allah Allah. Evet babacım ya, alt tarafı bir oyun ya, Allah Allah, bu kadar kızılır mı bir çocuğa, alt tarafı bir oyun. Ulan bana bak, 10 saniye içinde buraya gelmezsen seni eşek üstten gelinceye kadar döveceğim, tamam mı? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam ya, Allah Allah, geliyorum işte, ne bağırıyorsun ya, ne bağırıyorsun? Allah Allah, hep bağırıyorsun, ne oldu babacım ya, ne oldu? Ağlıyor musun lan sen, ne kız gibi, kız mısın oğlum sen, ne ağlıyorsun lan? Ulan var ya, senin gibi oğlum olacağına olmaz olsaydı ya. Anan seni doğuracağına keşke taş doğursaydı, ne biçim bir çocuksun sen, ne biçim bir erkek çocuksun? Ya anne, anne, şu babama bir şey de ya, Allah Allah, çok üstüme geliyor. Ulan ağlama, senin yüzünden maç kaybettik,
lan, zenginler bizi yendi lan, yendi, ne biçim dalga geçecekler şimdi, of! Senin yüzünden el aleme maskara olduk, rezil rüsva aldık, salak herif, salak herif! Ya babacım, alt tarafı bir oyun mu ya, oyun, Allah Allah, ne olacak? Evet fakir ya, gitme çocuğun üstüne, Allah Allah, alt tarafı bir oyun değil mi bu, niye kızıyorsun? Değil kardeşim, değil, alt tarafı bir oyun değil, Allah Allah, anlamıyor musunuz ya, zengin mi fakir maçıydı bu, yendiler bizi. Hepsi senin yüzünden babacım ya, istemiyorum ben Galatasaraylı olmak, ben Fenerbahçeli olmak istiyorum, ben de rüzgar gibi Fenerbahçeli olacağım ya. Ne? Fenerbahçeli mi olacaksın? Ulan var ya, kaybettiğimizden daha çok sinirlendim şimdi. Ağzını burnunu kıracağım. Ne demek Fenerbahçeli olacaksın lan? Olamazsın Fenerbahçeli falan. Olacağım işte ya. Basmaya da olacağım. İstemiyorum ben Galatasaraylı olmak. Senin yüzünden Galatasaraylıydım ben. Ben de onlar gibi Fenerbahçeli olacağım. Ulan demek Fenerbahçeli olacaksın lan? Artık senin gibi mi oğlum? Yok o zamandan. Defol git bu evden. Defol git. İstemiyorum seni. Eşek herif. Demek öyle, kovuyorsun beni. O zaman ben de söyleyeyim. Galatasaray çok ezik bir takım. En iyi takım Fenerbahçe, Fenerbahçe. Zaten sen de top oynamayı bilmiyorsun. Ne biçim babasın ya? Baba bir top oynamayı bilmez mi? İğrenç oynuyorsun. Hem de bir de Galatasaray'la ezik midir nedir ya? Ne dedin lan sen? Oğlum sen işte şimdi bittin. Şimdi gel lan buraya, gel buraya. Al lan sana, al bakayım sana. Al böyle dayam yersin. Al bakayım sana. Aferin işte böyle. Zengin, fakir yapma aşkım, ne olur yapma, yapma oğlumuza, yapma, hayır. Aa, vurma, vurma, ne biçim vuruyor, gavurum vuruyorsun ya, oha, vurma sana, aaa. Olamaz, çok fena dayak yedim, ulan var ya, artık senin gibi babam yok, Allah seni kahretsin. Haydi lan oradan, gözüm görmesin seni bir daha, kaybol buradan, kaybol, eşli ol eşlik seni, mal mıdır nedir ya. Dayağım yedi, oturuyor burada işte şimdi. Ulan var ya, göstereceğim ben sana, göstereceğim. Fakir, ne yaptın sen benim çocuğuma ya, ne yaptın? Arda, iyi misin oğlum, iyi misin? Anne, her yerim çok acıyor ya, iyiyim yine de, sağ ol. Ama gideceğim buradan, gideceğim. Yakında çok zengin olup seni de yanıma alacağım. Vallahi bak, söz veriyorum. Hala konuşuyor musun salak? Allah Allah, ben tuvalete gidiyorum, uyuyacağım. İndiğimde burada olmasın mı çocuk, tamam mı? Hadi bakayım. Ne olur ya, yardım edin bana, yardım edin. Babam beni dövdü, evden kovdu. Her şeyimi, her şeyimi kaybettim. Çok canım acıyor, yardım edin bana. Baba, nasıl da yendik o salakları ya, değil mi? Nasıl da yendik? Arda, ne yapıyorsun burada? Arda, ne yapıyorsun? Harbiden Arda evladım, ne yapıyorsun sen burada ya? Ne bu üstün başın hali? Allah Allah, niye yırtıldı? Boş verin ya, gidin, bir şey olmadı. Allah Allah, gidin hadi ya, gidin. Ne olacak, bir şey olmadı. Arda kardeşim, bir şey olmuş ya. Baksana, üstün başın yırtık pırtık. Söylesene, Allah Allah. Bu tabelada ne yazıyor ya? Allah Allah, burada ne yazıyor? Allah Allah, okusana kardeşim. Yok mu okuma yazman? Beni konuşturuyorsun burada ya. Babam ev... Babam dövdü, evden kovdu, canım çok acıyor, yardım edin. Üzgün sıra. Ne yani, senin fakir amcamı dövdü? Fakir amcamı niye dövdü ki seni? Harbiden ya, fakir niye dövdü çocuğum seni? Allah Allah, söylesene Arda, niye dövdü? Ya siz bizi yendikten sonra ben de çok sinirlendim. Ben de zaten Fenerbahçeli olmak istiyordum. Babam zorla Galatasaraylı yapıyordu beni. O yüzden söyledim ve dövdü beni, çok fena dövdü, evden aldı. Ulan fakir ulan, bir çocuk dövülür mü ya? Allah'ım yarabbim, böyle bir sebepten çocuk mu dövülür ufacık sebep? Arkadaşlar, sizce kim daha iyi top oynuyor? Arda mı Rüzgar mı? Hadi bakalım yorumlara yazın. Ve kanalımıza abone olup like atanların inşallah annesi babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Ulan zengin, ulan fakir amca ya, niye dövüyorsun kardeşimi benim ya? Of, merak etme kardeşim, merak etme, hiçbir şey olmayacak. Ya zengin amca, sen hiç dövüyor musun ya? Böyle sebeplerden dolayı Rüzgar'a dövüyor musun yani? Hayır oğlum, tabii ki de dövmem. Allah Allah, ben niye döveyim oğlum? O benim biricik oğlum. Biricik, döver miyim mi? Babam beni hiçbir zaman dövmedi yani. Dövmez de hem bunun sebebi mi olur? Babacığım, Allah Allah, çocuk dövülür mü? Doğru söylüyorsun oğlum. Haklısın. Özür dilerim. Hiçbir sebepten dolayı çocuklar dövülmez yani. Ne güzel ya. Keşke benim de böyle babam olsa ya. Keşke Arda gibi, Rüzgar gibi bir kardeşim olsa ya. Keşke. Ne yapacağız babacığım ya? Ne yapacağız? Onu bu şekilde burada bırakamayız yani. Bilmiyorum ki oğlum, ben de üzüldüm şimdi ya, ben de üzüldüm, ne yapacak acaba? Arda evladım, sana bir şey diyeceğim. Efendim zengin amca, efendim. İstersen yani, sen de istersen ben senin de baban olabilirim yani, senin de baban olabilirim.
Ne? Gerçekten mi ya? Gerçekten mi? Gerçekten bana babalık yapar mısın yani zengin amca? Tabii yaparım oğlum. Sen de bizimle yaşarsın. Bizim bir ailemiz olur artık seninle beraber. Ne dersin o? Olur tabii ki yani. Niye olmasın? Babacım benim. Canım babam. Babam. Oley be. Sonunda benim Arda gibi bir kardeşim oldu. Baba şimdi biz kardeş mi olduk? Kardeş miyiz Arda'yla? Evet oğlum. Arda da istedi. Artık hep beraber çok mutlu bir aile olacağız. Hadi gidelim şimdi sana güzel bir forma alalım. Fenerbahçe forması. Oley be oley. Çok duygulandım. Ağlayacağım şimdi ya. İşte geliyorum. Nasıl olmuş babacığım? Nasıl olmuş kardeşim? Nasıl güzel mi? Yakıştı mı bana forma? Vay harbiden çok yakışmış kardeşim. Nasıl ya? Nasıl? Çok güzel olmuş. Oha harbiden çok mükemmel olmuş oğlum. Acayip yakışmış sana forma. Helal olsun valla. Tam bir Fenerbahçeli gibi oldun. Çok güzel olmuş. Hadi ya buradan futbol oynamaya gidelim çocuklar. Ne dersiniz ya? Top oynayalım. Bana uyar valla babacığım. Hadi gidelim. Aynen ya. Yeni ailemle ilk defa top oynayacağım. Hadi gidelim. Aynı takımda olacağız sonunda. Ulan ne oluyor orada? Hey durun bakayım lan. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz? Ne var fakir? Ne istiyorsan? Ne istiyorsan? Olamaz ya. Babam geldi. Dövecek beni. Merak etme Arda. Biz varken hiçbir şey yapamaz sana. Dokunamaz bile. Korkma sakın. Tamam mı? Biz varız yanında. Vay 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 vay. Bak sen şu Arda Efendi'ye. Gitmiş burada zengin zippeleriyle takılıyor ya. Var lan döverim seni. Gel lan buraya. Hayır ya gelmiyorum. Korkmuyorum artık senden. Gelmeyeceğim. Ne yapacaksın? Ulan bir de utanmadan Fenerbahçe forması giymiş. Ezik misin lan sen? Ezik misin? Hemen buraya gelmezsen döverim seni bak. Yürü eve çabuk. Çabuk eve yürü. Allah'ım yarabbim. Keşke seni doğapacağım bize taş yapsaydım. Anan seni doğuracağına bir kalıp sabun doğursaydı daha iyiydi valla. Bana bak fakir amca doğru konuş benim kardeşimle tamam mı? O anda bundan sonra benim kardeşim benim. Aynen öyle fakir defol git buradan Allah Allah istemiyor çocuk sen. Ne diyorsunuz lan siz döverim bak sizi konuşmayın siz Allah Allah. Babayla çocuk arasında girmeyin çekilin bakayım Arda buraya gel çabuk buraya utanç kaynağı. Hayır gelmiyorum benim babam sen değilsin sen değilsin. Ne diyorsun lan sen Allah Allah ne demek senin baban ben değilim benim senin baban çabuk buraya. Hayır bundan sonra onun babası benim anladın mı? Biz hep beraber yaşayacağız. Senin gibi baba olmaz olsa çocuğunu ben babam olur. Defol git buradan defol git çabuk. Lan bana bak yani hepinizi döverim hepinizi anladınız mı beni? Canımı sıkmayın hepinizi döverim. La havle ya Allah Allah Allah'ım sen bize sabır ver arkadaşlar yorumlara yazın ya. Bu zengin fakiri dövelim mi yoksa affedelim mi yani yazın yorumlara. Artık kendi paramız var kendi arabalarımız var işte bu be rüzgara var ya göstereceğim ona hava atmak neymiş. Aynen canım oğlum onlardan biz çok daha zengin bile olabiliriz hatta çok daha zengin olabiliriz onlarda. Bizim daha milyarlarca dolarlarımız var çok paramız var canım oğlum git hadi onlara artistlik yap biraz artistlik. Babacım ya onlar bizden daha zengin çıkarsa ne yapacağız o zaman ya ne yapacağız ne yapacağız o zaman ya Allah Allah. Hayır canım oğlum çıkamazlar merak etme biz daha zenginiz Allah Allah git sen babanı güven onlara dalga geç. Babacım bak emin misin onlar bizden daha zengin çıkarsa yalnız çok kötü rezil oluruz yani. Çıkamazlar evladım biz bu şehrin en zengin adamlarıyız en zengin ailesiyiz git hadi dalga geç onlarla. Paralarımızı onların yüzlerine vur hadi canım oğlum göster bizim ailemizin kuvvetini hadi. Aa, çok sinirlendim şimdi babacım göstereceğim onlara göstereceğim gelin lan buraya gelin eşekler. Eşekler gelin lan buraya. Aslan oğlum bize ailemizin ne kadar güçlü ve zengin bir aile olduğunu gösterecek herkese. Gideyim de şu salak fakiri ezeyim bari. Ulan nerede benim arabam ya nerede? Aa, hop ne yapıyorsun lan beni bezeceksin ne yapıyorsun oğlum gerizekalı mısın? Arda dikkat et ezerim seni. Ulan var ya göstereceğim lan sana. Arkadaşlar nasıl motoram yeni aldım nasıl güzel deme fişek gibi fişek. Ay rüzgar ne kadar da güzelmiş motoru ya. Gerçekten çok güzelmiş. Evet ya Rüzgar bir kere beni gezdirir misin ne olur. Ulan ulan bu arada niye gelmiyor ya? Bunlar zengin oldu. Bunlar okula gelmiyor ya. Allah Allah yatırsın bir Lamborghini. Uçak bıçak Ferrari niye gelmiyor bu adam ya? Birader o gelemez bir saatte ya. Allah Allah onu öyle bir korkuttum ki yanından vız diye geçtim. Allah eziyordum az kalsın. Gelemezsin şimdi. Ne nasıl yani gerçekten eziyor muydun onu? Gelmeyecekmişim de korkudan o kadar. Hayır ya Arda çok zengin biri. Gelecek kesin göreceksiniz. Hadi be oradan ben ondan çok daha zenginim. Göreceksiniz göreceksiniz. Kanıtlayacağım sizi. Ulan Rüzgar şimdi göstereceğim ben sana. Şimdi göreceksin oğlum gününü. Bana
bunu ne yapmak, yapmak göreceksen gel lan buraya. Söz ettim mavilere. Oho, bu da kim ya kardeşim? Az kalsın bana çarpıyor lan. Ne yapıyorsun sen? İyi misin? Allah Allah. Aa, işte geldi. Arda geldi aşkım. Ulan Rüzgar, şimdi göstereceğim sana. Ezeceğim lan seni, ezeceğim. Hop lan hop, tekerime çarpacaksın motoruma. Vallahi bak yer ya, gösteririm şimdi sana gününü. Konuşma lan, al bakayım, işte böyle çarparım sana. Beni korkutmak neymiş görürsün. Aha, tekerime çarptı. Ulan var ya, gösteririm baksana şimdi gününü. Ulan ben zenginim lan, zengin. Ulan sen zenginsen ben senden daha zenginim, ben daha zenginim. Hadi gel kapıştıralım zenginliklerimizi. Ne kapıştıracağım lan senle? Allah Allah, elimi yormaya bile değmez ya, yürü git şuradan. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Rüzgar benden daha fakir olduğu için korkuyor, gelmiyor yarışmaya. Harbiden ya, korkak Rüzgar, korkak Rüzgar. Ay Rüzgar, bu kadar ezik ve korkak biri olduğunu bilmiyordum. Sen fakirin tekisin, Arda çok daha zengin. Arda aşkım, ne diyor bunlar, göster şunları hayatım. Ay bir dakika kardeşim, ne diyor bu ya, fakir misin sen ya? Kanıt kaşana şundan daha zengin olduğunu. Ulan çok yaşandın sen, tamam lan gel bakalım, hadi yarıştıralım. Tamamlar, o zaman getir bakalım aracını, hadi bakalım en lüks aracını getir bakalım. Tamam lan tamam, getiriyorum en pahalı arabamı. İşte getirdim en lüks aracımı, gördün mü bu Mercedes, Mercedes son model, hem de bir makam aracı. Ne füze geçiriyor ne bir şey, hiçbir şey geçirmiyor, çok pahalı mı, çok. Ulan oğlum arabaya bak, çüş lan. Arda sen ne getireceksin kardeşim, bundan pahalı araba var mıdır ya? Oğlum sen buna araba mı diyorsun lan, bundan kat kat daha pahalı bir arabam var benim. Ne, hadi lan oradan, nasıl olacak, Allah Allah, nerede yani, getir hadi. İşte burada arkadaşlar, bu dünyada ilk üretilen yarış arabası, dünyada ilk, yani dünyanın en pahalı arabası budur, o da bende. Oha ya, harbiden dünyada ilk üretilen araba, yarış arabası ya, çüş ya çüş, valla Arda daha zengin galiba. Ay aşkım benim ya, işte görüyorsunuz değil mi, ödemiştim ben, benim aşkım daha zengin ve daha yakışıklı. Of ya, bu nasıl olur ya, nasıl aldın bunu, oha ya çüş. Olsun lan olsun, benim de bundan daha pahalı bir şeyim var yani. Helikopterim var, helikopterim. Evet aşkımın helikopteri var benim de Rüzgar'ımın. Hadi aşkım getir helikopteri de görsünler. Aynen kardeşimin de helikopteri var. Nerede? Vay be sizin helikopteriniz. Getir hadi kardeşim şu helikopteri. İşte bakın bu da benim helikopterim. Ne oldu gördünüz mü? Helikopterimi getirdim işte. Bakın arkadaşlar, capcanlı helikopter. İşte bu be, işte bu helikopter. Hadi sen de getir. Var mı senin helikopterin? Yok ki, nereden olacak? Ulan oğlum Arda, ne diyor bu karı ya? Sen bir şeyler getirmeyeceksin mi kardeşim? Hadi ya, bitti mi senin zenginliğin? Allah'ım yarabbim, helikopter diyorlar, bu kadar fakir olamazsınız ya. Arkadaşlar iyi izleyin şimdi, iyi izleyin, yukarıya bakın. Olamaz, bu da ne? Savaş açtılar şehrimize, savaş uçakları geliyor, hayır. Korkmayın korkmayın, merak etmeyin, bunlar benim uçaklarım. İşte geldi, işte geliyor aslanım benim ya. Otomatik pilotu bile var, pilotu bile var. Ne oldu Rüzgar, ne oldu? Gördün mü, benim savaş uçağım var lan, savaş. Vay anasını be, bu kadar da zenginlik olmaz kardeşim ya. Bu ne ya, adamın savaş uçağı var ya, çüş. Ama bu nasıl olur? Hadi Rüzgar sen de getir başka bir şeyler. Sen de savaş helikopteri getir hadi aşkım. Yok mu başka? Aşkım nasıl olsun ya, biz o kadar zengin değiliz ki. Çöz ya, adamın savaş uçağı var ya. Ne değil misiniz? Senden ayrılıyorum Rüzgar. Defol git, bitti ilişkimiz. Allah seni kahretsin. Aynen öyle kardeşim, defol git ya. Sevmiyorum ben seni. Ben her zaman Ayda'yı seviyordum ya. Ayda'yı kardeşim, canım kardeşim. Oğlum Rüzgar ne oldu lan? Ben zenginim, şöyle zenginim, böyle zenginim diye atıp tutuyordun. Adam savaş uçağı getirdi oğlum. Azıcık daha yaklaş bakayım uçak. Heh, şöyle dur bakayım. Arkadaşlar ya, bu benden asla daha zengin olamaz ki, her zaman yalan söylüyordu ya. Baksanıza, savaş uçağı getirdim ben, çok çok daha zenginim bundan. Evet aşkım, sen her zaman daha zengin ve yakışıklıydın aşkım benim. Of ya, hemen de sattınız beni. Ulan ne biçim aşktı lan bu, ne biçim aşk. Hani sen beni seviyordun, ne olursa olsun bırakmayacaktın Zeynep. Yalan söyledim ya, Allah Allah, para her şeyin ilacıdır yani Rüzgar. Senin paran da azmış Arda'dan, o yüzden seni sevmiyorum.
Şimdi Rüzgar, senin olan her şey benim oldu. Benim, anladın mı? Her şeyi de bana vermek zorundasın şimdi. Allah Allah, niye veriyormuşum sana? Yürü git ya. Allah Allah, biz öyle bir şey demedik ki. Ya bana verirsin ya da bankaya Hadise kaptırırsınız her şeyinizi. Anladın mı? Anladın mı beni? Ne diyorsun Arda? Anlamadım ya. Anlamadım. Ne diyorsun? O zaman şimdi anlarsın. Bekle biraz. Ulan nerede bu yetkili? Aha da burada galiba. Kardeşim sen Rüzgar mısın bakayım? Rüzgar mısın? Allah Allah, ne oluyor abi? Rüzgarım ben ya. Rüzgarım, sen kimsin? Kardeşim ben bankadan geliyorum. Babanız sizin çok büyük bir kredi çekmiş yani Arda Bank'tan. O yüzden onu ödeyememiş. Her şeyinizi almaya geldi mi? Ne? Babam kredi mi çekmiş? Hem de Arda Bank'tan mı? Allah! Ne yapacağım ben ya? Yani kardeşim, o yüzden her şeyini sökür bakayım. Öncelikle şu helikopteri alıyorum, arabaları, ondan sonra şu gözlüğü, ayakkabıları, her şeyinizi alıyorum. Abi gözlüğümü, ayakkabılarımı niye alıyorsun? Ne giyeceğim ben ya? Çıplak ayak mı gezeyim? Bana ne kardeşim, kredi çekmeden önce düşünecektiniz. Ne oldu Rüzgar, anladın mı benim demek istediğimi? Böyle kalırsın işte. Arkadaşlar şuna bakın ya. Oğlum ne oldu lan Rüzgar? Her şeyinizi kaybettiniz oğlum. Ardalar sizi bile satın aldı lan. Aynen öyle. Arda'ya karşı durmaya kalkarsan böyle olur işte Rüzgar. Böyle her şeyini kaybedersin. Of ya abi, almayın. Arda ne olur kardeşim, bir güzellik yap bana ya, ne olur. Çok pişmanım, özür dilerim. Şimdi bilemedim ki arkadaşlar. Her şeyini alayım galiba bunun ya. Alacağım galiba. Arda ne olur kardeşim yapma. Arda ne olur kardeşim ya, ne olur yapma ya, ne olur. Ayaklarını kapatayım, özür dilerim ya. Alma hiçbir şey be. Ben fakir kalırsam yaşayamam. Ne olur kardeşim, affet beni. Biraz daha yalvar, düşüneceğim. Arkadaşlar ne yapayım sizce ya? Sizce bunun bütün malını mülkünü alayım mı yoksa almayayım mı ya? Yorumlara yazın arkadaşlar, karar veremedim ya. Hadi bakayım. Arkadaşlar ya, ne olur almasın, yorumlarda söyleyin. Ne olur, çok üzgünüm, çok pişmanım. Yazın yorumlara. Arda al bence ya. Acıma buna. Bu sana hiç acımıyordu. Hep fakirsin diye dalga geçiyordu ya. Acıma bence sen buna. Ha valla kardeşim, bu sana var ya hiç acımıyordu. Sen buna acırsan ileride bu sana yine acımaz. Kardeşim benim, şunun hakkını ver ya. Valla bilemedim şimdi. Neyse başkan, sen git şimdi. Ben sonra sana haber veririm yani. Gel lan buraya. Buraya gel lan. Buraya gel. Allah'ın eşek sipası. Ya baba gelme diyorum üstüme. Gelme. Allah Allah, git başımdan ya, git. Buraya gel lan, ağzını burnunu kıracağım seni şimdi. Gel buraya, nasıl yaparsın lan bunu, nasıl yaparsın? Ya ne yaptık babacığım, altı üstü bir kaykay takım aldım yani. Ne var bunda, Allah'ım yarabbim ya. Ulan eşek herif, o benim var ya bir aylık maaşımdı lan, bir aylık. Nasıl alırsın lan, ne yapacağız biz şimdi, ne yapacağız? Ne, bir aylık mı? Baba sen de amma fakirmişsin ya. Allah Allah, sen niye böyle fakir be babasın ya? Allah'ım yarabbim, bana ne ya? Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyenler ve kanala abone olup videoya like atanların inşallah annesi ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım videoya devam edelim. Ulan Allah'ım veledi. Bak ağzını burnunu kırarım senin. Nasıl konuşuyorsun lan sen babanla? Nasıl konuşuyorsun ha? Veled seni. Allah'ın yumurcağı. Döverim bak seni. Duydun mu? Babanla doğru düzgün konuşacaksın. Ya hem cebinde 1 lira bile para yok, hem de gelmişsin bana ne diyorsun ya? Allah Allah, git önce para kazan da gel babalık. Ulan oğlum sen neler söylüyorsun babana? Eşli ol eşek. Ben size bakmak için varımla yoğunla çalışıyorum. Sen neler diyorsun böyle? Demek ki yetmiyor. Allah Allah, bir kaykay takım aldım diye yapmadığın kalmadı ya. Allah'ım yarabbim, fakir fukara herif seni. Ulan defol git lan evimden, defol git. Artık senin gibi bir oğlum yok benim, anladın mı? Senin gibi bir oğlum yok. Ulan bir evin vardı zaten, kovmadan oradan da kovdun, tam oldu. Allah Allah, gidiyorum lan, gidiyorum. Sana mı kaldım ben? Kaymayın lan bir daha, sakın gelme, anladın mı beni? Sakın gelme bir daha, döverim yoksa gelirsen. Amma laf yaptın ya, Allah'ın moruna bak. Yürü git lan, vurma lan, vurma, defol. Görmeyeyim lan seni bir daha, görmeyeyim. Üfey anne, acıktık biz ya, acıktık. Bize yemek hazırla ya, hadi hadi. Allah Allah. Aynen Ceren teyze, acıktık biz ya, bize yemek hazırlar mısın? Ben süt istiyorum Ceren abla, süt istiyorum. Allah'ım yarabbim, bıktım bu Kerem'in veletlerinden ya, bıktım. Her gün bunlara yemek mi hazırlayacağım bir de? Kalkın kendinizi hazırlayın. Aman Ceren abla, biz daha çocuğuz yani, nasıl hazırlayalım ki? Hazırlayıver işte ya, çok acız ya, ne olur. Aynen Ceren abla ya, Ceren teyze, ne olur ya, yapıver şu yemeği, çok acız biz. Bana ne be, açsanız açın. Allah Allah, açsanız ne yapayım yani? Yapmayacağım yemek falan, gidin ne varsa yiyin, bana ne? Ne
ne demek yapmayacağım ya? Allah Allah. Babam demişti ama sana sabah çocuklara istediği yemeği yap diye. Allah Allah, yapacaksan babama söylerim yoksa. Aynen öyle, babamıza söyleriz, o zaman görürsün yani. Ulan veletlere bak be, beni tehdit ediyorlar. Siz kimsiniz? Döverim bak sizi, atarım bu evden. Anlıyor musunuz beni? Atarım sizi bu evden. Hayır, Şamice hiçbir şey yapamazsın. Hayır, hiç de bile atamazsan burası bizim evimiz. Anladın mı? Bizim evimiz. Vallahi biz seni kovarız, görürsün o zaman. Siz kaşındınız. Yürüyün lan evden. Çabuk çıkın evden. Çabuk diyorum. Yoksa var ya döverim sizi. Anladınız mı? Döverim. Çıkın evimden. Hop hop, ne oluyor bakayım? Ben burada bebek asker olarak duruma müdahale ederim bak. Benim canımı sıkma kadın. Döverim bak seni. Siz kaşındınız. Alın bakayım size. Defolun gidin evimden. Defolun. Çık bakayım. Çık küçük cadı. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Babama söyleyeceğim seni. Söyleyeceğim babama. Ulan göreceksin sen. Göreceksin. Abi çok canım yanıyor. Çok pis deviyor bu kadın beni. Oh be, rahatladım valla. Bıktım valla bunlardan. Sonunda ben gideceğim kendime. Kendi seçtiğim bir çocuğu alacağım. Çok güzel bir çocuk evlat edineceğim. Bir de bunlarla mı uğraşacağım? Şunlara bak. Canavar bunlar be. Canavar. Göreceksin baba. Bir daha gelmeyeceğim bu eve. Gelmeyeceğim bir daha, gelmeyeceğim. Ahını bu zili de kırıyorum burada, tamam mı? Al bakalım. Gelmeyeceğim bir daha buraya. Göreceksin, göreceksin. Of ya, ne yapacağım ben şimdi ya? Ne yapacağım ya? Allah Allah, evden de kovuldum. Nerede yatacağım ben ya? Sokakta mı yatacağım? Zaten kaykayıma da el koydu. Allah'ını yarabbim ya. Bu ne biçim baba? Böyle baba mı olur ya? Ne yapacağım ben ya? Bir tane çocuk bulmam lazım böyle aklı başında. O da ne? Arda değil mi o? Arda, evladım, ne yapıyorsun burada? He, Ceren abla sen misin? Ne yapayım ya, ne yapayım? Oturuyordum öyle ya, oturuyordum, bir şey yapmıyordum. Bir şey mi oldu oğlum? Allah Allah, ne oldu? Neden burada böyle tek başına oturuyorsun? Şey, aslında oldu, evet ya, evet oldu. Babam beni evden kovdu ya, evden, evlatlıktan reddetti beni. Bir daha sakın gelme dedi eve ya, gelme dedi. Ne, gerçekten mi? İyi de baban sana neden böyle bir şey yaptı ki? Bir şey mi yaptın ona, ne oldu yani? Ya Ceren abla, alt tarafı bir tane kaykay aldım yani, kaykay ya. Allah Allah, bunun için evlatlıktan reddedilir mi ya? Ben de çocuğum yani, benim de hakkım değil mi yani eğlenmek? Bakıyorum rüzgara arabayla geziyor, ben bir tane kaykay aldım diye adam beni evlatlıktan reddetti ya. Benim de hakkım yani, ben de böyle zengin bir aile istiyorum artık. Zengin, güzel bir aile istiyorum. Şey, tabii ki de hakkın Ardacığım, ben sana bir şey diyecektim. Hı, ne diyecektin Ceren abla, bir şey mi oldu? Yardımcı olabileceğim bir şey varsa hemen yardım edeyim. Şey Arda, aslında var. Ben uzun süredir yani seni takip ediyorum. Gerçekten de çok akıllı uslu bir çocuksun. Teşekkür ederim abla da. Yani ne olmuş ki? Hep senin gibi bir çocuğum olsun istemişim. Babanla evden attığına göre gel sen benim oğlum ol. Beraber yaşayalım. Sen, ben, Kerem. Çok güzel bir üçlü aile oluruz. Hı, ne diyorsun sen Ceren abla? Nasıl yani, beni evlat mı edinmek istiyorsun gerçekten? Evet Arda, seni kendi oğlum gibi severim ne zamandır yani. Biliyorsundur. Gel sen benim oğlum ol, gel. Ben sana çok iyi bakarım. Ben zenginim de zaten, sana kaykay da alırım, araba da alırım, her şeyi alırım yani. Vay be, gerçekten mi? Alır mısın yani gerçekten bana araba? İşte bu be, işte bu. Benim de artık rüzgar gibi arabam olabilir yani. Aynen öyle ama artık yani benim çocuğum olmalı. Benim çocuğum olmalısın. İşte bu be, işte bu. İşte bu, fırsat ayağıma geldi. Tamamdır Ceren abla, kabul ediyorum, kabul ediyorum. Çok zengin olacağım artık. Siz de bana evinizi açtınız. Annelik babalık yapacaksınız. Çok teşekkür ederim. Ne demek canım oğlum, sen benim oğlum ol. Ben sana istediğin her şeyi alırım, her şeyi. Şey Ceren abla, eve gidelim o zaman. Yani anneciğim, eve gidelim. Çok acıktım ben. Tamamdır anneciğim, hadi gidelim. Sana çok güzel yemekler yapacağım. Al bakalım, sana çok güzel bir hamburger ve patates kızartması yaptım. Çok güzel, hadi ye bakalım. Oha, bunların hepsi benim mi? Şuna bakın ya arkadaşlar, ne kadar da güzel. Vallahi çok güzel gözüküyor. İlk defa hamburger yiyeceğim. Nasıl yani, sen daha önce hiç hamburger ve patates kızartması yemedin mi? Hayır anneciğim, nereden yiyeyim? Biz anca evde kuru ekmek falan yiyorduk. Bazen de çöpten bulursak tost most diyorduk yani, kurumuş. Ah be canım, çocuğum benim. Neyse ye bakalım, bundan sonra hep istediğini yiyeceksin. Ye hadi. Ulan Ceren, sen benim çocuğumu nasıl kaçırırsın, nasıl? Şimdi göstereceğim sana, şimdi göreceksin sen gününü. Hey Kerem komiser, siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Allah Allah, kafayı mı yediniz siz? Allah Allah. Fakir, ne oluyor ya, ne oluyor? Delirdin mi sen kardeşim? Ne diyorsun ya, ne istiyorsun, ne oldu yine? Daha ne olacak be, daha ne olacak? Karın çocuğumu kaçırmış be, çocuğumu.
Ne diyorsun sen? Ceren niye senin çocuğunu kaçırsın? Arda'yı niye kaçırsın? Delirdin mi sen? Allah Allah. Bilmiyorum ya, kaçırmış işte. Öyle dediler. Çocuğum evde yokken sabah kovmuştum. Senin o yellos karınla gelmiş kaçırmış benim çocuğumu. Çocuğumu geri verin bana çabuk. Allah Allah, sakin ol bir fakir. Hem çocuğunu evden kovmuşsun hem de laf ediyorsun. Allah Allah, gideriz bakarız bir aslı neymiş öğreniriz. Yürü gidelim de eve bakalım bari, evdelerdir kesin. Kaçırmış işte, şikayetçiyim karından. Çabuk gidelim eve, çabuk. Baskın yapacağız onlara, baskın. Tövbe yarabbim fakir, ne baskını ya, ne saçmalıyorsun. Allah Allah, çok konuşma, yürü hadi. Yürü hadi yürü. Aha ne oluyor burada? Aha ne çocuğum burada? Arda canım oğlum geldim oğlum. Ceren hayır, bu doğru olamaz aşkım. Ne yaptın sen, ne yaptın? Arda'yı mı kaçırdın? Neden bunu yaptın ya? Allah Allah, delirdin mi? Bizim çocuklarımız neyine yetmedi? Kaçırmış işte bizim çocuklarımızı. Allah Allah, Allah'ım yarabbim ya. Arda oğlum gel buraya canım oğlum. Ne kaçırması Kerem, ne diyorsun sen ya? Ben kaçırmadım kimseyi. Allah Allah, Arda'yı ben evlat edindim bir kere, evlat. Ne, evlat mı? Evlat mı edindin? İyi de neden yani, bizim çocuklarımız yok mu? Arda'yı niye evlat ediniyorsun? Hem o fakirin çocuğu. Evet ya, delirdin mi sen Ceren? Benim çocuğumu niye evlat ediniyorsun? Aşkım, senin çocuklarını evden attım ben. Onlar beni dövüyordu. Ben de zorla evden attım onları. Dövüyorlardı beni. Ceren ne diyorsun sen? Onlar benim çocuklarım. Sen onları nasıl evden atarsın? Hem seni niye dövsünler? Niye dövsünler seni? Dövüyorlardı işte. Ne yapayım yani? Allah Allah, dövüyorlardı. Ben de bir şekilde çıkarttım onları evden. İyi de onları attın. Benim çocuğumdan ne istedin? Allah Allah, bırak çocuğum ya. Arda gel oğlum şöyle arkama. Gel oğlum. Hayır ya, gelmiyorum. Sen benim babam falan değilsin artık. Anladın mı? Sen beni evden kovdun. Evden attın beni. Evden attın. Üstüne üstlük dövdün yani. Ben artık senin çocuğun falan değilim. Gitti hayatımdan. İstemiyorum seni. Arda oğlum, olur öyle şeyler. Gel oğlum. Gel oğlum. Biz barışalım. Konuşalım. Hadi oğlum. Ne fakir, sen çocuğunu dövdün, bir de evlatlıktan reddedip evden mi attın? Bir de üstüne üstlük utanmadan geliyorsun buraya çocuğumu kaçırdılar diye. Şey Kerem komiser ya, hayır ya, olay öyle değil ya, yanlış anlatıyor çocuk, ne bilsin ya küçücük çocuk o. Bana bak fakir, bana yalan söyleme, bu yaptıkların yüzünden seni hapse bile atabilirim, biliyorsun değil mi? Kerem komiser, küçücük çocuğa mı inanıyorsun yoksa bana mı inanıyorsun ya? Allah Allah, ben oğlumu niye döveyim ya, sadece kulaklarından çektim. Çocuğunu dövmüşsün işte, üstelik de evden atmışsın yani, senin gibi baba olmaz olsun be. Ya Ceren, o neyse de sen niye benim çocuklarımı attın? Ben çocuklarımı geri getireceğim buraya, konuşup çözeceğiz bu olayı, anladın mı beni? Hayır Kerem, o çocuklar bu eve gelirse ben giderim bu evden, anladın mı? Ya çocukların ya ben ve Arda yani. Bizim artık tek bir çocuğumuz var, o da Arda, anladın mı? Sen de onun babasısın artık. İyi de Ceren, onlar benim çocuklarım yani, çocuklarım. Onlar olmadan yapamam, hem Arda'nın babası var yani, onu zorla alıkoyamayız. Hayır, o benim babam falan değil. İstemiyorum artık onu Kerem amca. Ne olur verme beni ona. Dövüyor beni her gün. Ne olur babalık yap bana. Arkadaşlar ne yapayım sizce ya? Arda'yı evlatlık olarak alayım mı yoksa almayayım mı ya? Ne olur yorumlara yazın. Yardım edin bana. Eğer bu videoya yani 1000 like gelirse Arda'yı evlatlık olarak alacağım. Hadi bakalım herkes like atsın.